Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretler ve Burdur İri Deliği'ni konulu sempozyumumuza hepiniz hoş geldiniz. Toplam 185 civarında bir ürünümüz, coğrafi işaretli ürün. İlimizin, devletimizin bildiği gibi 2008 ve 2010 yıllarında olmak üzere coğrafi işaretine sahip olan iki tane ürün var. Coğrafi alınmış. Burada sıralamaya baktığımızda İtalya'nın başı çektiğini görüyoruz. Onların 277 ürünü var. Sırasıyla Fransa 225, İspanya 185 ve Portekiz 133 bu şeyi İtalya'yı takip ediyorlar. Beşinci sırada yer alan Yunanistan'ın tam 102 coğrafi işareti var. Avrupa Birliği'nde onaylanmış. Yunanistan'ın 7 kat büyüklüğünde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden alınmış tek bir coğrafi işareti var. O işaretle öğrenciler Antep Baklavası. Antep Baklavası Avrupa Birliği'nden coğrafi işareti almış tek ürünümüz. Aslında büyük potansiyelimiz var. TPA'nın yani Türk Patent Tesisinin çalışmalarına göre coğrafi işaret alabilecek tam 2500 ürünümüz var. Bir hazine üzerinde uyuyoruz ama farkında değiliz o hazinenin. Tabii coğrafi işaret dediğimiz şey bir teknolojik gelişme, bir Ar-Ge gibi planlı bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış ve onun güvence altına alınması gibi bir şey değil. Tam tersi, yüzyılların birikimiyle toplumun kültürünü, toplumun ekonomisini, tarihin üretmiş olduğu değerleri korumak ve bunları sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarma misyonunu içeriyor. Günümüzün global rekabet anlayışı içerisinde her şey yarışıyor. Yani eğer bir değerinize sahip çıkmazsanız bu değeri kaybetmekle karşı karşıya kalıyoruz. İki türlü kaybediyoruz. Bunu belki bir başkaları buna sahip çıkabiliyor ya da unutuluyor. Tabii ki Avrupa Birliği açısından baktığımızda veya Türkiye'deki durumuna baktığımız zaman maalesef bu alanda çok ciddi bir girişimimiz bugüne kadar olmamış. Bunun için biz de gerekli çalışmaları yapmak zorundayız. Biz Alaca Dokumalar üzerinde yaptığımız çalışmanın devamını getirmek ve hem bir kültürü korumak hem de bir istihdam yaratmak adına önemsediğimiz bir proje. Ancak yetersizliğimiz satış ve pazarlamanın maalesef istediğimiz boyutta olmaması. Bunun için birkaç farklı yol denedik. Ancak nasıl sarımsak Çin'le rekabet edemiyorsa bizim Alaca dokumalarımızda maalesef Çin dokumalarıyla ya da global yapılaşmalarla maalesef mücadele edemiyor. Kalkınmayı yerden başlatmak lazım. Dolayısıyla büyük kentlere, büyük metropollerde göçü engellemek lazım. Onun için de yereldeki ürünleri, yereldeki kalkınmayı desteklemek lazımdır diye düşünüyorum. Bunun bir yolu da belki o bölgede yetişen ürünlerin desteklenmesi, teşvik edilmesi, insanların doğduğu yerde doymasını sağlanması. Bu noktada hakikaten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulumuz olmak üzere Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız, diğer yerel kuruluşlar, üniversitelerimiz olmak üzere çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İnşallah bunu önleme noktasında da yöresel ürünlerin değerlendirilmesi, insanlarımızın o bölgede bir katma değeri üretmeleri bizler açısından da son derece önemli. Tabii bu yöresel ürünlerin ve markalaşmanın ve işte coğrafi işaret almanın bir avantajı da şu, bunlar rektör hocamın da belirttiği gibi sonradan teknolojiyle geliştirilmiş ürünler olmayıp bilakis atadan da deden kalma geleneksel yöntemlerle yüzyılların damak tadıyla oluşturulmuş son derece doğal, son derece tabii ürünler ve beslenme noktasında buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Özellikle yeni nesilin bu çok garip alışkanlıklarını bir noktada engellemek, onların işte o katkılı gıdalara olan düşkünlüklerini, genetiği değiştirilmiş bir takım gıdalarla bizim sağlığımızın nasıl tehdit edildiğini görüp bu ürünlere ağırlık vermek esasında toplum sağlığı açısından da son derece önemli. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Topluluğu olarak coğrafi işaretler sempozyumunu gerçekleştirdik.
Bu sempozyumu gerçekleştirmemizin asıl nedeni ülkemiz coğrafi işaretli ürünler açısından çok zengin bir potansiyele sahip. 2500 tecil edilmesi gereken ürünümüz varken sadece 186'sı coğrafi işaretleme almış. Ama uluslararası boyutuna baktığımızda sadece tek bir ürünümüz, o da Gaziantep baklavamız yer almış. Aydın incirimiz sırada bekliyor. Bunu bekleyen 5 ürünümüz daha var. Bu bizim biraz dikkatimizi çekti topluluk olarak ve bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bir farkındalık yaratalım istedik. Çünkü Burdur'un da 2 tane ürünü, Burdur ceviz ezmesi ve Burdur şişi coğrafi işaretlemesini almış. Ama potansiyeli çok yüksek bir kültüre sahip gastronomi açısından. O yüzden böyle bir etkinliği gündemimize aldık ve bu konuda yöresel ürünler, coğrafi işaretler, Türkiye Araştırma Ağı Yürütme Kurulu üyeleriyle görüştük. Onlar da bizim sempozyumumuza katkı yaptılar. Metro Toptan Market katkı yapacağını iletti. 2 oturumdan oluşan bir etkinlik gerçekleştirdik bugün. İlk oturumda sorunlar ne, neler yapılabilir, Avrupa Birliği'nde durum ne, bunlar tartışıldı. İkinci oturumda da Burdur oturumunu gerçekleştirdik. Burdur şişi nasıl üretiliyor, Burdur ceviz ezmesi nasıl üretiliyor, yöre ekonomisine nasıl bir katkı yapmış, sonrasında Burdur gastronomisi ve sırada bekleyen ürünlerin neler olabileceğiyle ilgili fikir birliğine varıldı. Üniversitemizden rektörü Sayın Adem Korkmaz ve valimiz de bu konuda bir eylem planıyla ilgili bu konuyu gündeme getireceklerini, hemfikir olduklarını toplantımızda dile getirdiler. Bu bizim için sevindirici. Çünkü etkinliğimizin ses getireceğini ve bu konuda hem Ticaret Sanayi Odası, valilik, üniversite, sivil toplum örgütlerini bir arada çalışmaya teşvik ettiğimizi, ilk adım attığımızı düşünüyorum.